Evet, periyodik durum içeren problemleri işliyoruz bugün. Periyodik durum içeren problemler günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden problemlerdir. Yani aynı olayın iki defa tekrarlanması arasında geçen süreye periyot denir. Belli aralıklarla tekrar eden olaylar periyodik olaylardır. Yani diyelim ki biz e, ilaç alıyoruz, doktora gittik, ilaç alıyoruz. Onu belli aralıklarla alıyoruz. 8 saatte bir alıyor. Bu periyodiktir. Her 8 saatte bir ilaç alırız. Veya bir asker, bir hemşire bir doktor nöbet tutuyordur. 4 güne bir nöbet, 5 güne bir nöbet. Hep belli bir aralık vardır. O yüzden biz bu belli aralıklarla olan olaylara periyot diyoruz. Periyodik olaylar da bu tekrar eden olaylar. Bir hafta 7 gün olduğundan günlerin periyodu 7'dir. Bir gün 24 saat olduğundan saatlerin periyodu 24'tür. Bir yıl 12 ay olduğundan ayların periyodu 12'dir. Şimdi buna göre buradan nasıl soru çözeceğiz ona bakalım. Bize şöyle bir soru gelse. Bugün günlerden salı ise 101 gün sonra hangi gündür? Bu, bu türden sorularda gün sorusu söz konusu. Günlerin periyodu 7 idi. O yüzden biz 101'i 7'ye böleceğiz. 101'i 7'ye bölelim. 10'da 7 bir defa. 31'de 7. 4 defa. 4 kere 7. 28. Kalan 3. Artık biz bu kalan 3'ten gidiyoruz. Çünkü 14 gün sonra yine salı olmuş. Salıya biz eğer 0 dersek 3 gün sayacağız. Çarşamba 1. gün. Perşembe 2. gün. Cuma 3. gün. Demek ki 101 gün sonra Cuma'ymış. Bu şekilde gayet kolay. Gün sorduğu için günlerin periyodu 7 dedik. 101'i 7'ye böldük. Sonuca ulaştık. Diğer bir soru şu şekilde. Şaşkın kelimesi şaşkın 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 diye yan yana yazılmaktadır. Bu yazılışa göre 2023. harf hangisidir? Yani böyle gidiyoruz. Burada 2023. harfin ne olduğunu soruyor bize. Şimdi tekrar eden olaylarda bakın dikkat ederseniz şaşkın şaşkın gidiyor. Şaşkın harfi kaç harf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane harf. Demek ki burada periyodumuz 6'ymış. 2023'ü 6'ya bölüyoruz. 2023'ü 6'ya bölelim. 20'de 6 3 defa. 22'de 6 yine 3 defa. 43'de 6 7 defa. 7 kere 6 42. Kalan nedir? 1. Sonra şaşkın harfinde gerek kalan birinci harfi soruyor bize. Birinci harf nedir? Birinci harf Ş şey harfidir. Demek ki Ş şey harfi gelmeliymiş. 2023. harf Ş şey harfi. Evet bir diğer sorumuz şu şekilde. Bir duvar saati tam 4'ü göstermektedir. 4.00'ı. 1923 saat sonra saat kaçı gösterir? Şimdi bu duvar saati. Duvar saatini biliyorsunuz. Yani şurada başlar 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11 saatimiz de bu şekilde oldu. Burada saatimiz 4'ü gösteriyor. Hatta 4'ü de gösterelim. 4'ü gösteriyor. Saatimiz 4'ü gösteriyor. Burada periyot ne olur? Bu dijital bir saat değil ki periyot 24 olsun. Bu normal bir duvar saati olduğu için duvar saati 4'ü gösterirse bu burada periyodumuz bizim 12'dir. Çünkü 12 saatte bir döner dörde gelir değil mi? O yüzden 1923'ü ne yapacağım? Ben 12'ye böleceğim. Bölelim. 19'da 12 bir defa 9'dan 2 çıktık. 72 de 6 defadır. 6 kere 2 12 72 evet. 3 12 0 defadır. Kalan 3. Demek ki 4'ü gösterse 4'ten sonra biz 3 saat sayılır. Yani bizim 4'ümüz tam 0 dersek 4 0 0'a 4'ten sonraki saatimiz ne olur? 5 olur. 4'ten sonra birinci olarak. ikinci saat 6 olur. Üçüncü saat 7 olur. Demek ki bizim sorumuzun doğru cevabı 1923 saat sonra saat 7'yi göstermektedir. Ne yaptık? Kalandan ilerleyerek çözüme gittik. Evet, şöyle bir sorumuz var. Sürekli ilaç kullanan bir hasta B ilacını 6 günde bir kullanmaktadır. Bu hasta ilk ilacını cuma günü kullandığına göre 51. ilacını hangi gün kullanır? Evet, 6 güne bir ilaç kullanıyor. 51. ilacını hangi gün kullandığını söylüyor. Hastamız ilk ilacını yani birinci ilacı ne gün kullanmış? Cuma günü kullanmış. Bize sordu. 51. ilacı soruyor. Böyle devam ediyor. 51. ilacı soruyor. Hangi gün kullanır diye. Birinci ilacı kullandıysa geriye kullanacağı ilaç sayısı 51'den biri çıkarırız. 50 ilaç daha kullanacaktır. Her bir ilacı kaç günde kullanıyor? 6 günde. Toplamda kaç gün geçmesi lazım? 50 ile 6'yı çarparız. 300 gün. 300 gün sonra 51. ilacını kullanır. Yani ilk gün cuma ise 300 gün sonra hangi gündür? Bize bunu soruyor. 300'ü ne yapmamız lazım? Günlerin periyodu 7 olduğu için 7'ye bölmemiz lazım. 300'ü 7'ye bölüyoruz. 30'a 7 4 defa. 20'de 7 2 defa. Kalan nedir? Altıdır. Demek ki biz cumadan sonra gelen altıncı günü. Çünkü cuma sıfır olsaydı cumaydı. Cumartesi birinci gün. Pazar ikinci gün. Pazartesi üçüncü gün. Salı dördüncü gün. Çarşamba 5. gün. Perşembe günü altıncı gündür. Demek ki 51. ilacı Perşembe günü kullanıyor. 51. ilaç Perşembe günü. Yaptığımız işlemi isterseniz tekrar edelim. Birinci ilacı cuma günü kullanıyor. 51. ilacı hangi gün kullandığını soruyor. Birinci ilacı kullandığı için geriye kullanacağı ilaç sayısı 50 ilaçtır. Her bir ilacı da 6 günde bir kullandığı için 50 çarpı 6 300 gün. Bu sorumuz şuna döndü. Bugün günlerden cuma ise 300 gün sonra hangi gündür? 300'ü ne yaptık? Günlerin periyodu olan 7'ye böldük. Buradan 42 sonucunu bulduk ama kalan bizim için önemli. Demek ki Cuma'dan sonra 6. gün sayıyoruz. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe. Perşembe günü 51. ilacını kullanır. Evet. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Bir zin 5 saatte bir çalmaktadır. İlk kez saat 7'de çaldığına göre 16. kez saat kaçta çalar? 5 saate bir çalıyor. Zilin ilk çalışı 1. zil saat 7'de çalmış. 16. kez diyor. 16. zili soruyor. 1. zilden 16. zile ne var? 15 tane zil var. Yani 16-1 15 adet zil. Her zilde 15 zil daha çalmalı. Her zilde 5 saate bilir çalıyor. 15 çarpı 5 nedir? 75'tir. Burada bizim saatimiz 7.00'da zil çalıyorsa bu saatimiz dijitaldir. Dijital olduğu için 24 saat bunun periyodudur. 24 saat olduğu için 75'i 24'e böleriz. 75'te 24, 3 defadır. Buradan 3 kalanını bulduk. 3 kalanı 7'yi biz 0 0 kabul edersek 1 saat sonra 8 oldu. 2. saat sonra 9 oldu. 3. saat sonra saat 10 oldu. Demek ki 16. kez saat 10'da çalar. Zilimiz dijital olduğunu kabul ediyoruz. Evet bir diğer sorumuz şu şekilde. Bir hemşire 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini çarşamba günü tuttuğuna göre 13. nöbetini hangi gün tutar? Hemşiremiz ilk nöbetini yani birinci nöbeti çarşamba tutuyor. Bize sordu 13. nöbet. 13. nöbet hangi gün? 13. nöbetle birinci nöbet arasındaki fark 12'dir. Yani bu hemşiremiz 12 defa daha nöbet tutmak durumunda. Her bir nöbette 8 günde tutuyorsa 12 çarpı 8 buradan çarparsak 96 gün geçmesi lazım. İlk nöbeti çarşamba günü tutmuş. İlk gün çarşamba ise 96 gün sonra hangi gündür? Sorumuz buna döndü. 96 günlerin periyodu olan 7'ye bölünmeli. 96'yı 7'ye bölüyoruz. 9 da 7 bir defa. 26 da 7. 3 kere 7 21. Kalan 5 biz ne yapacağız? Çarşambadan sonra 5 gün sayacağız. Yani bizim çarşambamız 0. 0 çıksaydı çarşambaydı. Perşembe 1. gün. Cuma 2. gün. Cumartesi 3. gün. Pazar 4. gün. Ve bizden istenen pazartesi 5. gündür. Nöbetimizi 5. gün olan pazartesi günü tutar. Evet bir diğer sorumuz şu şekilde. İki hemşireden biri üç günde diğeri beş günde bir nöbet tutmaktadır. Bu hemşireler birlikte ilk nöbetlerini perşembe günü tuttuğuna göre altıncı kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar? Bu sefer sorumuz birazcık farklı. İki hemşiremiz var biri üç günde biri beş günde. İkisi beraber perşembe günü tutuyor. İkisi beraber tuttuğu birinci nöbet perşembe günü bizi sorduğu 6. nöbeti soruyor. 6. nöbet hangi gün diye soruyor. Şimdi biri 3 günde biri 5 günde ise bu ikisinin ortak katı olan günlerde birlikte olurlar. Yani biz 3 ile 5'in ekokunu alırız. 3 ile 5'in ekokunu okunu alırsak 3 ile 5 kendi aralarında asal sayılar olduğu için zaten kendileri de asal. 3 çarpı 5'ten 15 günde bir birlikte tutarlar 2 hemşire. Kaç nöbet daha tutacaklar? Birinci nöbet tutmuşlar, altıncı nöbet. Bir nöbet tuttukları için 6 eksi 1 geriye 5 nöbetleri var. Her birinde 15 gün arayla tutuyorlar birlikte olmalar için. 15 ile 5'i çarparız. 75 gün sonra 5. nöbetlerini 6. nöbetlerini beraber tutarlar. 75 gün sonra 6. nöbetler. Çünkü bir nöbet tutmuşlardı. 75'i ne yapacağız? Günlerin periyodu olan 7'ye böleceğiz. İlk nöbetleri perşembe. 75 gün sonra hangi gündür diye soruyor. 75'i 7'ye bölüyorum. 7'de 7 bir defa. 5'de 7 sıfır defa. Kalan 5'tir. Demek ki perşembeden sonra 5 gün saymam lazım. Perşembeyi sıfır kabul ederim. Cuma birinci nöbet. İşte birinci gün. Cumartesi ikinci gün. Pazar üçüncü gün. Pazartesi dördüncü gün. Salı 5. gündür. Kalandan gittik. Evet, demek ki 6. nöbetlerini birlikte salı günü tutarlar. Dersimiz burada sona ermiştir. İyi çalışmalar dilerim.